Bülent Ersoy'la Ömür Gedik canlı yayında birbirine girdi. Yıllar önce başlayan kürk kavgası... Değil sizin, artık kürk giymiyorum, kürkü bırakıyorum, o hayvanların ben de yayında yanındayım demenizi canlı yayında ama duyabilmek. Çocuğum, yeniden alevlendi. O artık yalancı bir insan. Hayvansever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik kürk giydi. Ortalığı yıktı geçti. Bu tüyün, hayvan tüyünü anlamayan hayvansever olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Ömür Gedik kendini savundu. Bülent Ersoy'sa yerden yere vurdu. Odur meydan, gel bakayım. Yakamadayım. Benim saçımı bir telini bir tut bakayım de. Ondan sonra o ili ne yapıyorum? Tartışmayı alevlendiren diva sonunda dayanamadı ve canlı yayında herkesin yüzüne telefon kapattı. Sen hayvan haklarının ah T harfini bile ağzına alamayacaksın. Hadi! Ya bağırınca işler çözülüyor diye düşünüyor ama dediğim gibi ben... Ömür Gedik ve Bülent Ersoy arasında başlayan tüy kavgasının perde arkası magazin kulisinde. İftiracılıkla suçladın. Ünlüler arasındaki polemikler gün geçmiyor ki bitsin. Son gelişmelere geçmeden önce dilerseniz Bülent Ersoy'la Ömür Gedik arasında yıllar önce yaşananları kısaca hatırlayalım. Ersoy kış aylarında giydiği gümüş renkli tilki kürkü yüzünden Ömür Gedik tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Hayvan şeysi gibi, efendim düşmanı gibi görülmem son derece yanlış bir itham olur. Diva ise Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle Ömür Gedik'in sözlerine yanıt vermişti. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Hayvanların etinden, sütünden, kürkünden demiyor ama. Derisinden istifade edebilirsiniz diyorlar. Diyor yani yazıyor. En büyük yönetmen Yüce Allah-u Teala bunu bu şekilde buyurmuş. Biz Allah'ın sözlerinin üzerine koyduğu kurallar üzerine konuşamayız tabii. Bülent Ersoy hayvanseverlerin tepkisinden korkmadığını üzerine basa basa belirtmişti Ömür Gedik'e. Öyle de. Hala giyecek misiniz? Giyeceğim. Hayvanseverlerin tepkisinden korkuyor mu? Mesela hiç üzerine ben ne bilip... Ben korkmam. Ben Allah'ta hayvanseverler gibi oluyormuş. Süt, yumurta attılar ya mı? Öyle şeyler. Yumurta, ben o bana yumurta atan ondan sonra insanı trafik kazası geçirmişten beter ederim ben adamı. Eminim. Ben öyle şeylerden hiç korkmam. İşte böyle şeyler söylenirse zaten o zaman hiç bir yerde buluşamayız. Hiç öyle şeylere prim vermem. Hayvanseverlerden korkacağım. Niye korkacağım? Madem bunu söyledin, cuma günü tekrar giyiyorum gazinoda. Bülent Ersoy ve Ömür Gedik arasında bu kez gerçek tüy kavgası çıktı. Sizler yalancısınız. Yalancı olmadığınız hayvanları diye. Ve neden oluyorsunuz? Çünkü yalancı olsanız da ondan sonra da Kürt elbiseyi gönder. Bu kavga Ömür Gedik'in kızı Tayga'nın düğününde kas tüyü olduğunu söylediği bir elbise giymesiyle başladı. Hayvanseverliğiyle tanınan Ömür Gedik tepkilerin odağı oldu. Modacı Gülşah Saraçoğlu, Ömür Gedik'in hafta sonu Gaziantep'te kızı Tayga Gedik'i evlendirdiği düğünde tercih ettiği kostümünün üzerindeki tüyler için deve kuşu tüyü olduğunu dile getirdi. Vardı, yanlış gönlümüz. Herkese merhaba. Sabahtan beri kızım Tayga'nın düğününde giydiğim elbisenin üzerindeki tüylerin gerçekten bir kuşu tüyü olup olmadığı konuşuluyor. Bülent Ersoy ve Gülşah Saraçoğlu'nun iftiraları var öyle söyleyeyim. Ömür Gedik kıyafetindeki tüyler için tabii ki sahte. Özellikle sordum sahte olduğu söylendi. Ebru Karabayır hazırladığı makinede yapılan fabrikasyon tüylermiş açıklamasını yaptı. Çünkü modacı Ebru Karabayır'la tekrar konuştum ki bana yazdığı mesajı da yayınladım.
olursunuz. Gerçek kürk kullanmadığını, zaten gerçek kürke karşı olduğunu belirten bir modacı kendisi. Süper FM'de Seyhan Erdağ'ın hazırlayıp sunduğu Seyhan Erdağ'la Kulaktan Kulağa programına telefonla bağlanan Gülşah Saraçoğlu, kürk giydiği için kendisini eleştiren Ömür Gedik'in kıyafeti ve açıklaması için şu açıklamayı yaptı. O tüyler bariz orijinal, sahte olması mümkün değil. Fabrikasyonsa niye bizim haberimiz yok ve nasıl bu kadar gerçek yapıyorlar? Böyle bir şey olamaz. O tüylerin hepsi gerçek deve kuşu tüyüdür. O tüyler sahte ise benim bütün kürklerim de sahte. Ömür Gedik'e en sert eleştiri ise daha önce de bu konuda kapıştıkları Bülent Ersoy'dan geldi. Saat haliniz ile ilgili tuvaletinizin yakasındaki plom dotrişlerin otriş olmadığını ve bunların imitasyon olduğunu, gerçek olmadığını o tüylerin söylediniz. Ve bu yetmiyor gibi bir de programdan sonra bendenize karşı ithamlarda bulunup beni yalancılıkla, iftira atmakla suçluyorsunuz. Siz Allah'tan korkmuyor, kullardan da mı utanmıyorsunuz çocuğum? Diva, Ömür Gedik'in düğünde giydiği kıyafetin çok önce magazin haberlerinde yayınlandığını, kendisinin ise bu konu hakkında ağzını bile açmadığını üstüne basa basa vurguladı. O plüm dotrişlerle ilgili konu 4 gün önce bazı magazin sayfalarında, portallarda yazıldı, çizildi. Ve bendeniz eğer kendimi bir şekilde bir yerlerden aklamaya çalışan eda içerisinde, duygu içerisinde olan bir kişilik olmuş olsaydım, hemen o yazılanların üzerine gördünüz mü? Dinime küfreden bari Müslüman olsaydı gibilerinden hemen konunun üzerine atlar ve zatihalinize karşı suçlamada bulunurdum. Kaldı ki hiç ilgilenmedim dahi. Ersoy, doğru bir tanedir diyerek Ömür Gedik'in giydiği kıyafetin tüylerinin gerçek deve kuşu tüyü olduğunu açıkladı. Bugün ikinci sayfada bu konu işlenmiş ve naçizane bendenize de sordular. Onlar gerçek tüyler dedim. Nitekim bu işle ilgili bilir kişi olan kime gösterirseniz gösterin, o tüylerin gerçek tüy olduğunu beyan edeceklerdir, söyleyeceklerdir. Çünkü doğru bir tanedir çocuğum. Ömür Gedik'in kendisini iftiracı ve yalancı durumuna düşürdüğünü öne sürüyor Bülent Ersoy. Modacınız hanımefendinin telefonlarına asla ulaşılamıyor. Neden? Çünkü hanımefendi yalan konuşamayacak. Onlar tüyler. Hanımefendinin de gücüne gitmesin. Aslında son derecede ucuz tüyler. Sünnet çocuğunun hani o üzerindeki tüyler gibi böyle ucuz tüyler. Ha, ucuz olması, pahalı olması da önemli değil ama yani bunlar gerçek tüyler. Modacısı koymuştur. Bunu şu mutlu günlerinde konu edip de kızcağızı üzmeyiniz dedim. Ama siz ne yaptınız? Bir anne, bir abla şefkatiyle sizi kucaklayan bir insana karşı yalancı damgasını vurmaya çalıştınız. Diva başlıyor Ömür Gedik'i suçlamaya. Siz özendiricisiniz. Siz yalancısınız. Siz kendi kabahatlerinizi örtmek için, birilerine şirin görünmek için yalan konuşuyorsunuz, iftira atıyorsunuz.
Bülent Ersoy Ömür Gedik'i üstü açık kürklü fotoğraflarını paylaşacağını da dile getiriyor. Şimdi sizin eski kürklü, çırılçıplak, sadece göğüs uçlarınızı kapatan tilki kürküyle resimlerinizi biraz sonra attıracağım. Ersoy dediğini yapıyor ve Ömür Gedik'in kürklü bir fotoğrafını paylaşarak beni iftiracılıkla suçlayan gerçek hayvanseverin hali buyurun notunu paylaşıyor. Ömür Gedik'ten hamle gecikmiyor. Önce modacısı Ebru Karabayır'ın mesajını paylaşarak yanıt veriyor. Ömür Hanımcığım, piyasada bunu horoz, deve kuşu vesaire olarak üreten ve satışını yapan yerler evet mevcut ama bizim alımlarımızı yaptığımız Merter'deki imitasyon ve fabrikasyon işlem görmüş ürünler. Sonra da videolu hem Gülşah Saraçoğlu'na hem de Bülent Ersoy'a verip veriştiriyor. Herkese merhaba. Sabahtan beri Kızım Taygan'ın düğününde giydiğim elbisenin üzerindeki tüylerin gerçek deve kuşu tüyü olup olmadığı konuşuluyor. Bülent Ersoy ve Gülşah Saraçoğlu'nun iftiraları var, öyle söylüyorum. Ne Bülent Ersoy ne de Gülşah Saraçoğlu gerçek kürk giymeyi savunan ve bununla övünen bu iki insan bu iftiralarla günahlarından arınamazlar. Kızım Taygan'dan özür diliyorum düğününü. Yetmiyor, modacı Gülşah Saraçoğlu'nu boykot edilmesi için çağrıda bulunuyor. Bundan giyinen bütün ünlüleri ifşa etmeye devam edeceğim. Bu tip modacılardan uzak durun diyorum. Gülşah da umarım bir gün vicdanının sesini dinler ve gerçek kürkten uzaklaşır. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Modacı Gülşah Saraçoğlu muhtemelen ben sürekli gerçek kürkü savunuyor. Modacıdan giymeyin dedikçe daha da öfkeleniyor bana. Gerçek kürk kullanmayı bırakmadıkça ve kürke karşı söylemlerde bulunmadıkça ben tekrarlıyorum. Gülşah Saraçoğlu. Bülent Ersoy sosyal medya sayfasından başka bir tüylü fotoğraf paylaşarak Ömür Gedik'i şov kızı olmakla itham ediyor. Ömür Gedik. Bundan bir önceki fotoğrafa kürke hayır kampanyası için çekilmişti diyerek kendince savunmalar yapmaya devam ediyorsun. Peki bu fotoğraftaki tüyler de mi kürke hayır kampanyası içindi? Ayrıca açıklamalarında bir benden bahsedip cevap vermeye çalışıyorsun, ardından da yeni şarkın ve klibini yayınlayarak reklamını bile sözde hayvan sevginle benim üzerimden yapmaya çalışıyorsun. Sen şov görsün. Söylemezsem olmaza telefonla katılan Bülent Ersoy, Ece Erken ve Bircan Bali'ye Ömür Gedik hakkında açıklamalar yapıyor. Ersoy vakit kaybetmeden Ömür Gedik'in elbisesini canlı yayında göstermesini istiyor. O elbise oraya gelecekti. İstediniz mi bir kere o elbiseyi? Hangi deve kuşu olan mı? Fotoğraflı? Evet, o bordo renkli olan elbiseyi siz program yaptığınız o stüdyoya İstediniz mi, gönderin veya getirin dediniz mi hanımefendiye? Şimdi kendisi bunu teslim ettiğini söyledi. O yüzden ona ulaşamadığını söyledi. Ersoy sözleriyle Ece Erken ve Bircan Bali'ye adeta yayıncılık dersi de vermedi değil hani. Modacısıyla görüşecek. Modacısı hanımefendi de kendisini aklamak adına bunu bir yanında çalışan, emri iradesinde çalışan birisiyle stüdyonuza gönderecekti. Ve bugün bilir kişilerden de birini konuk edecektiniz. O zaman o da diyecekti ki hayır, Bülent Ersoy yalan konuşuyor. Bu kürk değil. Diva'ya göre o elbisenin canlı yayında bilirkişi tarafından incelenmesi gerektiğini dile getiriyor. Ama bir şartı var. Hemen gelmesi gerekiyor. Yoksa kıyafetin imitasyonla değiştirilme şansı varmış. Bu elbise bugün geldi gelmedi, ondan sonra şekil değiştirip de monte edildikten sonra geçmiş olsun El Fatiha. Peki. Tüm yalancı, tüm iftiracı ortaya çıkacaktır. Ece Erken'le Bircan Bali, Bülent Ersoy'un verdiği dersi yerine getirerek meşhur olan o kıyafeti Ömür Gedik'e soruyor. Ne yazık ki o elbise emanetmiş. Bu elbise siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz böyle davetlere, özel davetlere modacılardan aldığımız kıyafetleri bir gün giyeriz ve sonrasında tekrar bırakıyoruz. Modacıya mı teslim ettin? Modacıya teslim ettin. Tabii teslim ettim. Modacı Ebru Karabayır'sa Bircan Bali'ye elbisesinin kendisine gelmediğini söylemiş. Ebru, bende elbise yok, ben Ömür Hanım'a verdim, o bende değil diyor.
ben aracı ona götüren aracı polise teslim ettim elbiseyi. Belki onda da gitmemiştir. Ama ben bir şekilde size onlara ulaştıracağım. Telefonlarını vereceğim. Elbisenin size ulaşmasını sağlarlar herhalde. Ömür Gedik ve Bülent Ersoy aynı canlı yayında telefonla da olsa yüzleşmeye başlıyor. Canlı yayına bağlanıp üzerindeki tüyler gerçekledi. Ben orada şok oldum zaten. Size bugün sizin stüdyonuza geldi. Gelmedi, geçmiş olsun El Fatiha. Bırakın bu işleri, bırakın. İnsanları da aptal yerine koydurmayın. Canlı yayında gerilim tırmandıkça tırmanıyor. Bülent Ersoy'un Ömür Gedik'e sesini yükselttiği anlara da şahit oluyoruz. Kaset bilmem ne okumuşsunuz. Bülent Hanım, siz beni okumayın lütfen. Çok ayıp ediyorsunuz. Hiç yazmıyorsunuz. Başka bir şey konuşuyorum burada. Ben de başka şeyler konuşsam hiç hoş olmaz. Bülent Ersoy da seni kurtaramaz. Hadi git. Elbiseyi bugün yolladın. Yollamadın. Ömür Gedik'in Bülent Ersoy'a karşılık vermesi gerginliği iyiden iyiye tırmandırdı. Adamın aynını karıştırırım ben. Yalancılar sizi. Ne kadar iyi anlıyorsunuz yolunan hayvanlardan. Tebrik ediyorum sizi. Bununla da övünmeniz çok enteresan gerçekten. Ben de övüneceğim. Tartışmalardan sıkılan Bülent Ersoy sonunda telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Bana bu hayatı bahşeden önce Allah'ıma sonra seyircime karşı... Yalancı olmadım. Sizler yalancısınız. Çünkü yalancı olmadım ama hayvanları diye. Neden oluyorsunuz? Keşke yalancı olsanız da ondan sonra da Kürt elbiseyi gönder. Sen bugün bu elbiseyi gönderdin. Göndermedin. Sen hayvan haklarının T harfini bile ağzına alamayacaksın. Hadi. Tekrar yayına bağlanan Bülent Ersoy, Ömür Gedik'le kanun önünde hesaplaşacağını da belirtiyor. Ama sadece onu bilemem ben diyor. O evet. Zaman bir şeyi bilmeden sen koskoca Bülent Ersoy'u nasıl olur ama da? Modacının aslında var. Yalancı ben yani bunların, ben bunları kanunlar önünde ben sana sorduracağım. Yayında sıcak bir gelişme yaşanıyor. Modacı Ebru Karabayır attığı mesajla o elbisedeki tüylerin gerçek olduğunu itiraf ediyor. Bir dakika şunu söylemek zorundayım Bülent Hanım, siz attayken şimdi Ebru Karabayır bana yazdı. Bu tüyler gerçek mi? Son noktayı söyleyin dedim. Bu deve kuşu tüyü gerçek dedi. Gerçekmiş. Bu deve kuşu tüyü yazdı. Deve kuşu tüyüymüş şu an Bircan attı. Bana yazdı, ben sana ömür hemen attım. Bülent Ersoy haklı çıkmanın gururunu, yaşamasını da bildi. Allah'ım sen ne kadar büyüsün yarabbi. Deve kuşu tüyü yazdı. Her zaman beni savaşlarımda hep lider olarak başarılı eledin. Muzaffer bir komutan gibi beni başarılı eledin. Çünkü ben yalan konuşmam. En çarpıcı, en taze magazin haberleri için magazin kulisine abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz.